arkadaşlarımıza taciz ve tecavüz iftiralarını atanlar kendilerini samimi göstermeye çalışıyorlar. Ben size onları gerçek yüzlerini tanıtmak istiyorum. Bu alçak iftiraların arkasında iki farklı grup var. Birinci gruptakiler yaşı ilerlemiş kadınlar. Menfaat beklentisiyle gençliklerinde Allah yolunda çaba harcamışlar. Bu kadınlar 20-30 yıl sonra gençlik ve güzelliklerini kaybettiklerinin farkına varıyorlar. Buna karşın hiçbir menfaat elde edemeyince müthiş kinleniyorlar. Bu tip iftiracıların menfaat dışında başka beklentileri de olurdu. Yanımızdayken imanlı görünmeye çalışırlar ama aynı zamanda bizden hep bir karşılık beklerlerdi. İman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise derler ki şüphesiz sizinle beraberiz. Biz onlarla sadece alay ediyoruz. Asıl Allah onlarla alay eder ve azgınlıkları içinde şaşkınca dolaşmalarına belli bir süre tanır. İşte bunlar hidayet yerine sapıklığı satın almışlardır. Fakat bu alışverişleri bir yarar sağlamamış, hidayeti de bulmamışlardır. Mesela namaz kıldıkları için ahlaksızlık yapmaya hakları olduğunu, oruç tuttukları için herkesin ilgi odağı olmaya hak ettiklerini düşünüyorlar. Ama bu gibi isteklerini de elde edemedikleri için daha da öfkelenirlerdi. Şimdi de iftiralar atarak kendilerince bunun acısını çıkarmaya çalışıyorlar. Doğrusu uydurulmuş bir yalanla gelenler sizin içinizden birlikte davranan bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir şer saymayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her bir kişiye kazandığı günahtan bir ceza vardır. Onlardan iftiranın büyüğünü yüklenene ise büyük bir azap vardır. İkinci iftiracı grubu ise genç yaştaki kadınlardan oluşuyor. Bunlar senin adnoklar ve arkadaşlarımızdan yakın ilgi bekleyen ve çeşitli dünyevi taleplerle gelen tipler. Ancak samimiyetsiz, kıskanç ve kötü ahlaklı olduklarından dolayı arkadaş grubumuzdan uzak tutulan kadınlar. Bunlar reddedilmenin acısıyla bizlere karşı büyük kin ve öfke besleyen tipler.